problemin kaynağındaki en bağlayıcı kısıt, yani Recep Tayyip Erdoğan, yani saray, bunlara dokunamayacağını anlamış. Enflasyonu düşürmek yerine arttırarak önceki dönem irrasyonel politikalarının maliyetini dar ve sabit gelirlere yükleme kervanına Merkez Bankası Başkanı da katılmış. Bütçe açığı şişmesin diye kur korumalı mevduatın yükü hazineden alıp Merkez Bankası'nın sırtına yüklenirken Merkez Bankası Başkanı'nın aman ne güzel oldu diye açıklamalar yapması, para basarak bütçeyi finanse etmeye razı olduğunu göstermesi aslında kendisinin havlu attığının bir başka göstergesi. Merkez Bankası daha bir ay önce %22 olur dediği 2023 sonu enflasyon tahminini de asgari ücret, maaş, aylık ayarlamaları tamamlandıktan sonra %58'e çıkardı. Saray bir taraftan emekliyi, çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz derken Merkez Bankası verilen ücretin, maaşın, aylığın, desteğin 1/3'inin enflasyonla geri alınacağını ilan etmiş oldu.